Yarışmacımız ana yemeği şeftali kebabı için kıymalı harcı banlaya sararak dolma gibi kapatıyor. Kaç tane daha yapacaksın Sinan? Sonuncudur, bitti. Ana yemek şeftali kebabı pişmeye hazır. Yemeklerde tereyağı çok kullanılır mı Sinan? Kullanır tabii. 2,5 da. Gözün kararıdır bu da. 2,5 yemek kaşığı tereyağı tencerede erimeye bırakılıyor. Nasıl gidiyor Sinan? Her şey yolunda mı? Tamamdır Gürbüz, hallettik ya. Sorun yok değil mi? Yok yok, bir problem yok, yetişecek. Yemeklerin yeterince iddialı mı sence? İddialı, ki geldik değil, programa katıldık. Eriyen tereyağının üzerine göz kararı eklenen tel şehriyeler kavruluyor. Rakiplerin strateji geliştirse de sen herkese hakkını verecek misin gerçekten? Ya herkesin hakkını veririm ben ama böyle boş boş konuşurlarsa. Ya yok o tatlı basittir, yok bu bilmem nedir, bilmem ne. Değişecek işin rengi Gürbüz. Pisleşeceğim ben de yani. Yapar mısın gerçekten? Allah'ı öyle yaparlarsa yapacağım ben de. Bulyon mu attın pilava? Ya rakiplerin keşke tavuk suyu yapsaydın derlerse? Olmaz öyle şey. Bulyonla birlikte tel şehriyeler kavruluyor. Ne arıyorsun Sinan? Soğanları ne yaptın? Soğanlar burada ya Sinan. Eyvah! Yoruldun mu yoksa? Sersem ettiğiniz yok mu? Soğanı nerede kullanacaksın? Vallahi kafam şişti ya. Aha, sunmak şeyini yapacak. Eyvah! Daha sumaklı soğan salatası var. Bir yandan soğanlar salata için incecik doğranırken bir yandan da tencereye pirinç ve su eklenerek pilav hazırlanıyor. Sinan, tamı tamına 35 dakikan kaldı. Yetiştirebilecek misin? Halledeceğim. Tatlın var, basan var. Ve tabii ki mangalda şeftali kebabı pişecek. Artık misafirlerini de böyle karşılarsın, ne yapalım? Mana ararlar zaten. Puan kursunlar. Çabuk Sinan'ı çabuk! Çiğ soğanı hiç sevmiyorum. Onun için yani bunu beğenmeyeceğim açık ve nettir. Ama gene tatacağım, nasıl bir tat alacağım, ne baharatlar şeyler, yani bunda da kullanacağım. Tabii ki bakacağım, her şeyi denememiz lazım. Ama yani çiğ soğandan nefret ediyorum, açık açık söyleyebilirim. Kırbaç tatlısı için tam olarak neler kullandın? Moraha su ekledim. Aklımı karıştırıyorsun gene bana. Süt ekledim. Bu kadar mı? Şekercik kongenine öyle. Lor, süt ve şeker rondoda iyice karıştırılıyor. Kırbaç tatlısı için lor tuzlu mu tuzsuz mu olacak? Tuzsuz. Nasıl olmuş? Vallahi çok iyi oldu. Güzel mi gerçekten? Şekeri olanlar. Nasıl sunacaksın peki misafirlerine? Bunu koyun şeye. Yayvan bir tabacağı koyun. Evet. Onun üstüne pekmez dökün. Ceviz ezin. Hemen cevizi ez o zaman Sinan. Kırbaç tatlısının üzeri için ceviz işleri havanda eziliyor. Bu arada pilavın altı yanıyor mu hala? Eyvah! Yandı canım pilavı. Yok ya, yanmadı. Pilav resmen yanmış. Bu bir iki tanesinin... Ayır hemen, ayır. Ne yapacaksın peki onları? Çöpe. Atma, yazık. Ben yerim onları. Bakalım pilavı yaktığını anlayacaklar mı? Ne pilavı yapacağı önemli. Ve aslında şeftali kebabın yanında pilav bana böyle pek uyumlu gelmedi. Tabii ki yaptığı pilava, lezzetine biraz emek gösterip hazırlayacağı bir pilav mı? Ona da bakıp puanımı da ona göre vereceğim. Hani umarım pirinç pilavıyla karşılamaz bizi şeftali. Şimdi sırada ne var? Yürü Gürbüz, hadi kuralım masayı da. Yarışmacımız Sinan masa örtüsünü sererek sofrasını hazırlamaya başlıyor nihayet. Hemen ardından da tabaklar, peçeteler, çatal, kaşık takımları yerleşiyor masaya. Ekmek koymayacak mısın masaya? Gerek yok ya, bir de var bir de esinler. Kıbrıs'ta ekmek tüketilmiyor mu yoksa? Vallahi şimdi kime baksam diyettedir. Yaz geldi ya. Yaz bitti bile Sinan. Yok ama abi biz... daha yeni geldi bize, yaz ölüyor bunun içinde sıcaktan. Bardakların ardından küçük sunum tabakları masaya yerleştiriliyor. Bunlar ne için Sinan? Çünkü alacak bunları da, içine acıcık koyulum emin mus. Şimdiden mi koyuyorsun onları? Koyulum kalsın masada, koyacağım. Sen bilirsin. Ha? Yoksa götüreyim mutfağa acaba? Bu arada zamanın iyice daraldı. Eyvah eyvah, işler iyice karıştı. Kaç 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 kaç. Kaç be Gürbüz önümden ya. Hijyen olayı önemli çünkü küçük çocuklarım var benim. Ben mesela evimde de dikkat ederim. Sürekli dağınıktır evim. Ama mutfağım, ne bileyim bir lavabom inci gibi olması lazım. Mutfak ziyareti, bilmem huylanmam lazım bir şeyden. Bir şeyden gıcık kapmam lazım. Bir şey gördüysem böyle yerde bir damla bir şey. Hiç önemli de hiç izin de almam. Gider bakarım çünkü o yemeği ben yiyeceğim. Ben orada yemek yiyeceğim. Beni sen eğer yarışmada evine davet ettiysen bunun bir şeyi olması lazım.
Ha yarın benim evime gelindiğinde benim mutfağımda bir şey tabii ki söyle dilin bu kadar çıksın sıkıntı yok. Ama ben kusura bakmasın çok dikkat edeceğim. Çalıştım yani dersime. Hadi mangala gidelim mangala. Çabuk. Hadi yürü. Pideleri unuttum Sinan. Onları da al hadi. Bakalım şeftali kebaplarını da. Eyvah yanıyor. Amanım gabira koktu. Gabira ne demek? Gabira. Abi böyle kızarır üstü çok. Ara sıcak olarak sunulacak pideler mangal ateşinde pişiriliyor. Pideler gabira oldu senin yüzünden. Tamam. Pilavı yaktık gene senin yüzünden. Ne nüsibet adamsın be öyle be. Gör ya sen de Allah için. Her şeyi ateşe verdin Sinan. Rakiplerin daha ilk günden laf etmez umarım. Çünkü utan beni konuşma ya. Ben orada ararım şey yapayım. Sen vır 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 20 tane soru soran daha ya. Nereye götürüyorsun onları? İçeri atalım bunları fırına. Pelim hazır. Pidesini eğer kendi yaparsa daha farklı bakacağım. Hazır alırsa hani ara sıcak olarak pek de bir zahmete girdiğini düşünmeyeceğim ben. Yani kolaya kaçtığını düşüneceğim. Nihayet şeftali kebabına sıra geldi. Evet, hazırsınız. Ya gittik ya bittik ha. Hazır olun şimdi bir duman çıkacak buradan bir duman. Bu sefer de ateş sönmez umarım. Of çok da güzel görünüyorlar. Tek tek tele dizilen şeftali kebapları mangal ateşinde pişiriliyor. Hadi kuzum. Hadi kuzum. Tamamdır görürüz. Bu sefer başardın galiba Sinan. Her şey iyi gidiyor. Vallahi süreyi başardık da pilavı yaktık ya ne olacak. Onca şanssızlığa rağmen hiç pes etmedin Sinan. Anlaşılan epey hırslısın. Öyle kazanma şeyi var bende hırsı çok. Durduramam kendimi yani. Acayip hırslanırım ben bu şeyi yapacağım diye. 5 gündür uyumadım mesela. Bu arada yalnızca 5 dakikan kaldı. Daha giyineceksin. Ya ama çek biraz kokuyu. Gel çek. Buhurlayayım seni bununla şeftali kokusuyla. Mutfağım berbat durumda. Temizleyebilecek misin? Halledeceği konuda. Sürenin bitmesine dakikalar kala nihayet şeftali kebapları da pişti. Hadi doğru hazırlanmaya. Koş Sinan koş. Mutfak seni bekliyor. Hadi Sinan çabuk. Son 1,5 dakika. Hadi Gürbüz yetişir bu kadar. Artık lazım giyineyim. Artık hazırlanman lazım. Koş Sinan koş. Kaçtım kaçtım tamamdır hadi.